Merhaba sevgili TV takipçileri. Sekiz Köşe programının yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayız ve tekrardan çerçeğindeyiz. Birleşik Arap Türkmenleri Cephesi'nin 5. sıradaki adayı Sayın Zeki Kemal Muratlı ile birlikteyiz. Merhaba olsun. Merhaba gözüm sağ ol, Teşekkür ederim. Öncelikle Allah razı olsun. bu yoğun çalışmalardan bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Memnunum sağ olasın. Kafuz Allah razı, razı olsun sizde. Allah razı olsun. Ee, tabii ki ben CV'yi araştırdığımda önüme bayağı bir derin bir ...mücadele dönemi çıktı. Yani ta... ...90'ların öncesi ve 90'ların... ...en başından itibaren bunun bir... ...muhalefet dönemi var. Sonra Erbil'de ve Şaklava'da... ...vesaire gibi bir geliş var bunun. Yani uzun uzada bir mücadele... ...karşıma çıktı. Ancak ben... ...bazı adaylarla da görüştüğümde... ...özellikle böyle geçmişi sağlam olan... ...adaylarla görüştüğümüzde... ...yaşları müsait olan adaylarla görüştüğümüzde... Maalesef ki biz hem medya olarak hem diğer türlü olarak sizi fazla tanıtma şansımız olmayıp diye düşündüm. Eee bunun için de sizi çok daha yakından tanımak için bizzat dilinizden eee öğrenmek istedim. Sağ ol. Memnuniyetle teşekkür ederim. Sağ ol. 8 Köşe programından sizden var arkadaşlarından, o bütün seyircilerimizden, o bütün Türkmen enden siz de Allah razı olsun siz de siz de çok yoğun çalışmalarınız var bu arada. Memnunuk sizden her zaman gece gündüz dur demeden adayların yanındasınız, Türkmen milletinin yanındasınız. Sağ olasınız. Siz de sağ olun. Sevgili hocam tanıyak sizi. Böyle evet. Kısa bir şekilde ama hani insanlar e, özellikle sizi yaşıtlarız. E, o Erbil'deki mücadeleyi ve daha sonra buraya taşınan mücadeleyi. Ondan sonra kurulan Türkmen gücü yine hepsinde parmak izi, izi gördük. E, bunları böyle peyderpey pey ilk önce sıralayak sonra sorularımıza geçer. Ben ne mutlu bize. Tabii ben Zeki Kemal Muratlı. 1968 Kürküktepe adı hurmatlı dünyaya göz açtım. Təhsilim bakalavriyoz. E, Təbi bizim mücadilə həyatım mənim türkman yoluna çıxma günümdən bäri 88 tarixindən 1988-dən 8-9-dan bir təşkilatımız vardı. Təcəhhurmatlı Kürkükə bağlı onun bir təşkilatımız var idi. Mən o təşkilatdan böyüdüm. 9-11-də ilk təcrübəmizi yaptık. Təbii təşkilat Türkmən təşkilatı qurulduğu zaman kima qarşı qurmuşdu o bizim? Biz? Bizim bir rejim hükməti var idi. Hizbül Baas hükməti Türkmənlərə çox zulüm yaptıqdan sonra, Türkmənlərin ən aydın insanlarını məhbusxanada çürüttüklükdən sonra, ən insanlarımızı idamə məruz qoyduqdan sonra, Türkmən köylərini yıxdıqdan sonra təbii biz də bir Türkmən olaraq, bir Türkmən gənci olaraq hər zaman düşünürdük. Biz necə bu Hizbül Baas-a, bu hüjmə e, Türkmən olaraq bir haqqımızı alma Veya özüne karşı bir grup teşkilatmanma kuradım. Fakat ben en küçük yaştaydım orada benim teşkilat arkadaşlarımdan ee, bazıları Allah rahmet etsin ölüpler. bazıları da karıplar indi. Ee, Allah uzun ömürler versin özlerine. Oradan başladım ben bu milli hayatıma e, milliyetçi hayatıma. 91'de bir fırsat gördük, e, ayaklanma oldu. 91'de orada hemen herkes öz aynı teşkilat arkadaşlarımdan silahlarımızı alıp çıktık bu hükümete karşı. İşte bildiğiniz gibi orada mufak olmadık o 91 sırasında. Çok sayıda teze da ben 38 arkadaşlarımızı, genç ve yaşlı insanlarımızı e, yakalandılar. Bizden sonra şehit ettiler yani. Remi ettiler Allah'ın anet etsin sadıma. Ondan sonra Irak'tan çıkmak zorunda kaldım. Yani üzerimize bizim daha yani idam hükmü verildi. Evlerimizi yaktılar. aylanmış hapsız sürgüne çıktı. Ben ve dört kardeşimle birlikte onların ikisi de aşağı döndü. Biz kaldık üç tanemiz. Bir tanemiz de döndü, üç tanemiz kaldı sürgünde. Ben onda Türkiye'ye yüzleştik. Kuzey Irak'ta ilk parti kurulan ilk parti Irak Millet Türkmen Partisi 91 senesinde Şaklavada 6-7 ay süreden sonra Erbil'e yerleşti. Erbil'de de ben Bir netice kaldıktan sonra e, ilk Irak Milli Türkmen Partisi'nin irtibat sorumlusu yardımcısıydım, zahoda O zamanlar yani üç tane güçlü parti vardı Kuzey Irak'ta. Yeketi'nin vardı, partinin vardı. Bir de Irak Milli Türkmen Partisi'nin bir partisi vardı. Biz orada bir e, bir irtibat bürosu açtık. Yani Türkiye, Irak sınırında, Zaho'da, Khabur'da. Orada bizim gelen Türkmen ailelerimizi, isterse yurt olsun, isterse Türkmen elinden olsun... Türkiye giriş çıkışlarını biz sağlamak sağlamaktaydık. Tabii o zaman vize falan yoktu. Vize yoktu ki ağa sahibi. Arabamız da yani güzel bir anlaşmamız vardı Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyeti'nden. Eee insanlarımızı Türkiye'ye aparıp getirirdi. Eee ondan sonra bazı aileler vardı da Çeildi sürgündeyle görüşmemişler. Orada mülakat ederdik ojlarını. Orada ağırlardık ojlarını. Yani orada yok biz bizim Türkmen millet. Hatta diğer milletlerden de Orada yardımcı olurdu gözlerine, gidip çıkmaklarına. Ondan sonra orada o irtibat Bürosünü iyi bir hale getirdikten sonra ben döndüm. Bir de e, Erbil'de, Irak Millet Hükümet Partisi'nde istihbarat sorumlusuydum. E, çok da değerli e, abilerimiz, arkadaşlarımız, Allah rahmet etsin, e, Mustafa Kemal Yayçılı e, Erbil'de, e, Yaşar İmamoğlu, Kuzey Irak sorumlusuydu. Sabah Aziz Allah hafzi yessin, Necmetdin Qasab Allah rahmet e yessin özünü. E Muhammad Reşid Allah rahmet Aba, krem, marda, yani Benim, e yessin özünü. Abakram Mardətovlu. Yəni burada mən çox özür dilərəm. Çox özür dilərəm. Mənim o dəyərli e, mücahid, münazil, akıncılardan İster sorumlu olsun, mesullerimiz olsun, başkanlarımız olsun, akıncılarımız olsun. Ben de bir akıncı olarak, ben de bir akıncıydım diyorum. Yani adlarını saymadığım için ben affedeyim, özür dilerim. Çünkü adlarını sayarsam bitmez. Evet, çoktular. Yani sanırım. çok çok oldukları için burada ad saymasam tekrar ederim arkadaşlar. Bak, tekrar ediyorum. O akıncıların yanaklarından öpürem, büyüklerimin ellerinden öpürem. Çünkü gerçekten Türkman'ın ilk siyasi, e, tabi Suriye'de varımızydı, Suriye'de vardı. Abilerimiz Allah rahmet eylesin. orada da e, çalıştılar. Üzerinden Kocava abimiz Allah rahmet eylesin özünü orada. Ondan sonra ben dediğim Irak Milli Türkman Partisi'nde olduğum için çok özür dilerim özlerinden tek tek, birer birer. Yani adını saymadığım için benden kimse sıkılmasın, darılmasın. Hapsı hapsi kalbimde de, hapsi aklımda da, hapsi gevlimde de. Bugün ben buraya ulaşmışım. oradan oradan başlamışım e, siyasi hayatımı, e, milli hayatımı teşkilattan sonra milli ilk siyasi hayatımı Milli Partisinden başlamışım. Merak Türkmen Milli Partisinden. Orada bir süre istihbarat sorumlusu yaptık. Daha 96 97'ye kadar. O orada bilirsiniz yani o Erbil'de de en güçlü bir gücüydük. En güçlü bir millet Çünkü Erbil bizi Türkmen şehri durası. Ve Erbil milletine de burada saygı ve hürmetim var. Onlar da çok güzel bizimle iç içe her zaman kapıları bize açık idi. Nenelik babalık yaptılar bizim için. Çünkü bizim buradan gelenler oraya bir hapsi bir yani bekar halinde çıkırlar gelirler. E, genç yaşta çıkıp gelirler. Yani ilk defa gurbette çıkan insanlarımız idi. Ve Erbil milleti Allah razı olsun özlerinden hiç kusur koymadılar bizim milletten. E, her zaman kapıları bize açık Yani girip çıkmamız bizim için en iyi şekilde karşılarlar bu Kerkük milletini ve duz olsun, tez olsun, beşir olsun, tavuk olsun, karatepe olsun. Allah razı olsun özlerine. Orada da çok iyi güzel görevler yaptık. Ondan sonra bilirsiniz yani rejimle orada bir oraya Erbil'e girdi. Kürtlerin Yeketi arasında bir 96 e, yani. bir müşküleleri var idi, bir savaşları vardı. Evet. var idi. Barzan'ın anlaşması Irak hükümetiden Erbil'e hükümeti ve istihbaratının muhabaratını oraya girdi. İşte ne yazık ki o bizim orada da gene çok sayıda arkadaşlarımız e, bizim e, partimizde ele geçti, apardılar, edam ettiler özlerini. Buradan da hapsına Allah rahmet etsin diyerem özlerine, ailelerine başsağlık sağlık özlerine. E, ondan sonra biz de mecburen kaldık. Bir daha tekrar e, Türkiye'ye yerleştim ben. E, Türkiye'ye yerleştikten sonra İstanbul'a orada bir ara dedim yani biraz e, serbest iş yaptık, çalıştık. Ondan sonra Irak Türkler Derneği vardı İstanbul'da. Allah rahmet eylesin buradan e, sabah Keten abimiz var idi başkanıydı. E, dernekte çalıştım. Dernekte de bayağı bir çeşene çalıştık orada. Ondan sonra işte e, Saddam rejiminin dövrümü oldu. 2003'ten hemen dövrümden sonra bir 4-5 ay sonra orada yerimizde evimizde her şey safladım. Döndüm Irak'a geldim. Ve Irak'a da geldik bilirsen yani bir 13 sene sürmüştü, 14 sene sürmüştü bir Körküt'ten çıkmadım. Ee, buradan aynı Türkmen Vakfı'nda geçtik çalıştık. O vakit burada Aşkı Allah'ın Hasan Özmen başkanlığındaydı. Ondan sonra işte bu vakfın ilk yaptığı burada bir şifa hastanası. Bura bilirsin eskiden rejimin bir yeriydi. Millete işkence veren bir yeriydi burada. İnsanları tutuklayan bir yeriydi. Hizbül Bağası'nın bir bürosuydu. Ve buranın ben ve arkadaşlardan bir gece ele geçtim özünü, aldık özünü, kaldı yanımızda. Arkadaşlar geldiler, baktılar ne yapak burada, ne yapak burada. En iyisi derler burada Hizbül Ba'as millete, Türkmen milletine, bütün Irak millete, Kürk millete burada işkence yapardı. Biz de tabii ilk, ilk ehli kaskanı sayılı burası. Ve bir güzel bir ehli kaskanaya döndürdük özünü, hayırlı bir kaskanaya, şifa hayırlı dedik. Burada da çok güzel hizmetler yaptık Türkmen milletine ve Kürk milletine. Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyeti'nden yani ayda 30'a yakın hasta gönderirdik medyadan bedava ilaçlarını olurlar, gelirler buradan. Evet. Ee, sevgili Hocam, bir e, görüş böyle vurgu yapa yapa e, ben köylüyüm diye bir e, kelime mevzusu duydum. <laughs> e, o kadar anlıyor. Hangi köydensiz? Hala köyde mi yaşlısınız? İrtibatınız nerede köyden? Evet. Ben bir köylü olduğum için fakir ederim. Ya, çünkü bilirsiniz köy hayatı biraz e, köylüler için çok kıymetliydi. E, Femen de köyde göz açtım. Milliyetçiliğimi, ülkücülüğümü köyde öğrendim. E, davamı köyde öğrendim. Köylü arkadaşlarımla, memleketler arkadaşlarımla. Yani buradaki abilerimiz gelendeler köyde biz oturup toplantı yapandık. E, yani özler de çok işler rahat olurdu. Köyde de bugün. Və bir də Teze'nin bir özəlliyi var. Bütün köylərə mənim sayğı, ehtiramım var. Teze heç bir zaman özünü uzaq görməyibdi başqa köylərdən və xüsusilə Kürkükdən. Yəni bu gün Allah etməsin, Körgün başla bir sıxıntı gəlirsə, Teze heç düşünmədən, heç durmadan bütün Tezelər, yox be biz, Hapsı Körgün yanındadılar. Və bundan dəvər gördüyüz Daş girdiqində Ee, neler yapmadık biz o da aşık köküden çıkartmamız için. oraya da değinmek isterim. Bir e, Türkmen gücü yine siz içinde bulunduğuz, belki de tesis ettiğiniz bir Türkmen gücü meselesi de var. İşte biz o 2014'te bilsen daha Irak'a girdikten sonra biraz Musul'du, Havucadı, Salahaddin'i ele geçirdikten sonra e, bir fatva ilan ettiler. Merci Allah o Özü Necef'te. Cihat kifai. Ve biz de hemen orada yani ilk olarak bir foç teşkil ettik. Ee, o focun da adı Focul Kaim Acılullah Faraca o teşkil etti. Focun tabi tezanın bütün aydın insanlarından şıklarıydı, seyitleriydi. Ağda meclisleriydi onda muhafazanın ve nahyanın, müdür nahyaydı. Aydın insanlardan hapsi askeri zabıtlar var idi. O focu teşkil eden ilk amir focularını menihtiyar ettiler. Ve o focun başına geçtik. Tabi 300 günüm 3 arkadaştan birlikte. Bunlar resmi Bağdat'tan bunların biz muvaffakatını yatırdım ben yani. Devlette, Bağdat'ta heyede bunların tespit oldular. Bunun yanında bizim yani bine yakın gönüllü insanlarımız vardı. Yani rakam değilmez onda. Çünkü yaşlısı, genci kadınlarımız bile yani Daş'a karşı bu gücde, bu kuvvette hapsının payı var idi. Onda işte Beşir ele geçti. Beşir bir sen bir Türkmen köyü olduğu için orada bizim bacılarımız da yani şehit düştü. Çok yasaydı arkadaşlarımız şehit oldu. Yaşlı insanlarımız orada az kaldı şehit oldu. Bir sene, bir sene sonrası o güç Allah'a şükürler olsun edebildik. Bunun yanında tabi başka fojlar da kuruldu. Beşir'in fojcu kuruldu, fojda, ayrı tezdeki tez 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 kuruldu. Leyla'ndan arkadaşlarımız, Tavuk'tan arkadaşlarımız, Tüsin'den arkadaşlarımız, herkes öz mantıkasına göre bir foç kurdu. İdafeten Körkük'ten de bir foç kuruldu orada. Türkmen hak focu indi de maizel kalıptı. Bu Türkmen gücü yani yok biz Teze için veya Körkük için veya bir şey için. Yani bu Türkmen gücünün biz Bağdat'ta bunun e, Türkmen gücü diye, kuvvetli Türkmen diye edebildik bunu adı orada böyle geçsin. Ve indi de tabi Türkmen gücü bir mahvar şumanımız da kuruldu burada. Fa bu güç Türkmen'in her yer, yani Irak'ın her yerinde harda bir savaş olurdu da aç tarafından. Bizim özel kuvvetimiz var idi. Ee, orada gidip hizmet edebilirdik ve kıtal ettik güzel bir Tilaferde mesela Tilaferden til Tilaferden de geldiler bizim Beşir'de. Hatta şehit de verdiler arkadaşlar. Kaldılar bizimden, bayı kaldılar bizimden Buradan Salam verin özlerine, Allah rahmet eylesin şehitlerini, yaralarını, e, gıyır milleti, afer millatı, saygı ve ihtiramı var özlerine. Takriben 7-8 ay beşir tahir kadar e, geldiler, kaldılar bizimle orada. Biz de aynı şekilde bunu Red Cemil diyen nece diyar, biz de gittik, tilaferde kaldık, hatta tilafer, tahir oluna kadar. Karatepe'de aynı, bizim Türkmen bölgesi de, orada da verdik, Musul'da, Saklaviye'de, Hemrin'de, Edemde harda bir e, ağır başqa olurdu da. Aş tarafından yani Allah şükür Türkuman gücünü orada görərdiq. Va çox yerlərdə də çox iyi insanları şəhid verdik, yaralı verdik. Edə bildik. Yəni bütün İraq millətinə bu Türkumanın gücünü, Türkumanın cəsarətini, Türkumanda olan torpağını, bayrağını, millətini sevən, torpağını Türkumanda olan ixtilası, Türkumanda olan hani e, Maalesef bunu ben her yerde direm olabilirsin benden herkes kırılmasın, ya Allah kahretsin Türkmenler. Yani bizi herkes direk efendi efendi biz efendi olduğumuza muhafaza ederek saygımız, ihtiramımız var. Ama Türkmen milletini, Türkmen insanlarını, Türkmen gençlerini hac herkes meydanda görsün. Herkes savaş meydanında görsün, sahada görsün özlüğüm. Bu da Allah'a şükür bizim dedelerimizden kalmadı. Yani en güçlü millet var ise bugün, cesur millet, gayur millet var ise savaşlarda Türkmen milletinde gördüm biz özün. Ve bunu da herkese ispat ettik. Yani yok ben bir Türkmenim derim. Bunu başka milletler de hapsi etraf ettiler, hafsi ispat ettik oylarında ki Türkmen'de nece bir güç, nece bir kabiliyet var. Özünü defa etsin, milletini defa etsin. Peki bu e, siyasi hayat geldi, işte askeri bir hayat var, işte onun e, var, yine mücadelesi var. Ama bugün geldik bir adaylık meselesine. Ben şey merak ediyorum. E, kimden nece geldi size bir teklif? Çünkü beşinci sıradasınız da yani. Önemli bir sıralama. Tabi dedik yani. Biz bir 88 senesinden, 91'den, 2003'den, 2014'ten bizim hayatımız hapsi. Bir askeri hayat geçti. Bir hapsi de zorun Yani yorgunluktan geçti. yani Bir e, akıncı olarak, bir asker olarak. Eee bir nece diğer bir mücahid olarak. Yani bugün de Körkük'te, bence Körkük'te başka muhafazalardan çok önemi var, çok hususiyeti var. Çok farklı bir muhafazadır yani Körkük. Bugün Körkük'te icap eden yani, icap eden, yani yok be Körkük'te, şimdi bakır sayma falan, e, Musul'un muhafızı askeriydi. Yani bak, çok yerlere bakan da askeriyeden gelmediler. Hapsi bir Gelmişler, geçmişler var cihat yolunda, askerlikte veya zahmetlik çeken insanlarlar. Demek ki Irak'ın bütün mahfazalarında, yani idare zahmet, zahmet insanlar istiyor, yani zahmet çeken insanlar istiyor. Ve belakası Körkük bugün. Yani Körkük'te tamam bizim de muhafaza kademiydi, siyasiydi, idariydi. Ama bugün de bir güç istiyor, bugün de bir asker istiyor burada. Bugün de bir kabiliyet istiri burada. İyi bir idari edesin hem gücünü hem askeriyatını hem de siyasetini hem de hizmetini. Efendim biz de bizim 30 35 yılımız geçti bizim bu yani bu dağda daşta mahpus tutukanda gurbette e, değerli kıymetli bizim arkadaşlarımız, teşkilat arkadaşlarım, Milli partisi arkadaşlarımız. Yani bu ben bilirsiniz parlamana da adaylığım vardı. E, o zaman e, benim şansım az olduğu için listede olmadığım için çakılmak zorunda kaldım. Mecbur çekildim. ve her zaman da demiştim yani ben adaylık isterim aday oğlum, isterim siyasata geçim. Ama hardan geçim? Çok teklifler geldi bana ayrı listelerden. Ama benim tek listem Türkmen listesiydi. Bugün gördüğünüz gibi. Ve Allah da gölüme göre verdi benim. Yani bu listede memnunla bütün arkadaşlarımdan, eski arkadaşlarımdan ki bugün dışında e, yurtdışındadı. Ankara, İstanbul'dadılar, Avrupa'dadılar ve bir kısım arkadaşlarımızla burada adılar. Bana çok yardımcı oldular, destek oldular. Ki bu listede e, teşekkür ederek başkanımızdan da tabi e, bütün adaylarımızdan bütün cephede, partilerde çalışan başkanlardan, arkadaşlardan e, bizi bu saranı verdiler, bizi bu listede kabul ettiler. Çünkü benim bir geçmişim olduğu için bu yolda, Türkmen yolunda, bu davada, bu kadıyada e, özler de seve seve bizi kabul ettiler. Ve ben de eminim yani Allah kısmet ederse muhafızaya geçtikten sonra geçmişte ne yapmışsam bu milletime uğraça, Kurbette, mahpushanalarda, dağlarda, daşlarda. İnşallah eminim meclis muhafızada da daha güzelini yaparım daha yakın olan milletime, daha fazla milletim için durram, difa ederim özlerine. Kısmet oldu, seçildi biz. İlk hayalı ben oraya geçsem, en çok esvücülük gördüğüm çerçeğe bu olmayıp da, bunun için adım atarım diye ne var? Çok önem verdi, huz bir hayalı Vallahi Türkmenler dindi, içinde, içinde çok hasretler var hasret yani hasretli bir şey görsün. O hasretleri içlerinden atmak isterim ben. Hayalim budur. Yani Türkmanı sevintirim, ben orada elimde bir Türküman beyrağı, zubun çekatimi girmişim. E, girin muhafazaya, oturum ki Avdu Meclis Türkümanı temsil edim orada. Ve idamlarımız var, şehitlerimiz var, sürgünde kalan aile, insanların ailesi var burada, yetim insanlarımız var burada. Çok sayıda fakir insanlarımız var burada, olabilsin. eee nə özü gedib kimsəyə qapısın çaları mən ehtecamdiri. Və nə bizimkilərdən məsələn adamlar yox. Yəni kötü bir niyyətlər bilmirlər, tanımırlar. Eee buları bulara yaxın olmaq istərəm, buları tapmaq istərəm. Bizim məsələn türkman yerləri var məsələn çoxsu əlimizdən gedibdir başqa insanların əlinə. Bir də çox damlarımız bizim yandı, yığıldı bizim mütədadır insanlarımız var bizim türkman insanları, türkman köylərində. Herkes taviz aldı, herkes döndü yaptı. Ama tek bizim mesela Türkmen milletinde yani yıkılan yapılmırı. Bir mesulümüz çıkırı, başka mesul gelmiri. Ee, çok insan, çok çok şeyler var Türkmen'in içerisinde. Bunları ben yaşamışım yani, bunları ben görmüşüm, bunlardan iç işe kalmışım. Yani tepeden gelmemişim sanki hiçbir şeyden haberim yoktu. Valla bütün adaylar da bunları yapırlar, düşünürler. Ama biz bir askeri olarak biraz zahmatlık çaktığımız için yani acınla kıymetin billik suç kalanında, sicinde kalanında, idamında, şehidinde, eee gurbette yaşanında bunların hapsını, yani neciyere dadını almışık, görmüşük. Ve onun için o insanları ben her zaman isterim onlar yanımda olsun, yakın olmalarına. Kibirle onların aklında ne var, kalbinde ne var, fikrinde ne var. Yani bu simgeyi arkada gördüm. Beli. Ve yüz yapımıza, hmm. tarzımıza Hatta genelde e, ben bazı yerlerde gördüğümde Türkmen elbisesiyden e, hep bunu taşmaya çalıştınız. Bu kadar da getirdiniz. ısrar değildi siz bunun üstünde. Ve demin de hayal uzu diyenden elimde Türkmen bayrağı e, meclise girim dediniz. Yani e, hala o mücadeleyi devam ettirmenin sebebi neydi? Tabii güzel, çok güzel bir soru. Yani hakikaten e, damardan giren bir sorudu. Gerçek dava, gerçek kadıya, gerçek ülkücülük dilde olmaz. İlle gerek kalpten bir ilakası olsun. Kalpten ilakası olmadığı zaman ona ne dava sahibi diyorlar, ne kadıya ve ne ülkücü diyorlar. Yani biz göz açtık bu davada, bu kadıya da ülkücülük yoluna öğrendik. Gözümüzde olan, daha gözümüz görür biz bunu görelim diyoruz. Yani ülkücü, kork milliyetçi insanları düşman beyrağını başımızın yanında görağım. Ve ne yaparsak, adım atırsaq bile bu yol için atağım. Nefes alırsak bu yol için atağım. Yani insan ne yaparsa, bu nefesten yapsa, e, bugün diğer seçim. Bugün bu seçimde bir ülkücü var, Türkmen var. Türkmançı var, kadıya sahibi var, dava sahibi var. Bugün hiç inanmam bir ülkücü, milliyetçi, ki qızı yaşını edə avacda sahibdi desim mən getməm seçmə. Müstəhil. 9 yaşında böyüğünü alıb boynuna, başına par başında parozun seçmə. Nə işi var isə, nəyi var isə, nə yoxuysa qoyar gedər sandıq başında. Çünki bir türkman qızı yaşıdır. Bir türkman məşəhərsidir. Bunları biz görək millətimiz, millət görək hapsı türkmanlar istərsək gələcəkdə türkman qızı yaşını Türkmanı burada döndürün, eski bir Türkmana. Evvela gerek insanlarımıza ülkücülüğü anladığın. Evvela gerek ülkücülük nedir? Kadıya nedir? Da'va nedir? Bunu gerek bütün insanlarımızın aklında, fikrinde, kalbinde olsun. Çünkü o kalbe girdikten sonra, fikirde yer ettikten sonra buna daha hiç kimse mani olmaz. Hiçbir şey mani olmaz. Allah'ın bir Allah'ın yazdığı durdur özünü. Bunun yanında hiçbir şey durutmaz özünü. Ölümü bile göze alır. Ölümü bile göze alır. Sevgi Hocam, arada çok güzel bir şey dediniz, Böyle kafamda dönüp dolaştırır. E, i̇lkücülük noktadan önce, hocam. Hezipten hocam. Bu hani min, min el mehdi ile lahd meselesi. Buraya geleceğim. Yani bugün dediğimiz insan var bugün diyeğin partilerimizde veya cebhede veya esas esasında. Adam gelipti yani bir ekmek parası. Ratıpçı gelipti. Ratıp bu var ama ratımın kestikten sonra gider başka bir yerde e, ratıp için gider çalışır. Yani ona da diyebilmesen yok. O da ister evini, uşağını yaşatırsın. O da bir hayat şartlarının mühim birisidir. Ama biz dediğimiz ülkücü de bile dögülse, yazdaysa, neredeyse yani yazda bile affedesen, 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 ben özümü diyeyim. Yani bugün gerçekten ülkücüysem, oturmuşsam cisir başında kondura boyadıram. Kondura boyadanam. Anlasan? millətinə ayaq qapsın boyadıram. Sandıq başına bir saatlığı durdururam. Ayaq qab oytmağımı qəqrəmidərəm sandıq başda. O hardadı? O ilk fikrimdə idi, qəlbimdə idi. Fə bizim gərək bu gün kimlər deyirsə, yəni kimsə məndən darılmasın, birə salaşalaşınam. Bu gün kim bersə mən küsmüşəm. Mən getməm. Mənimçi nə yaptılar? Mənim neşim qalıbdı. Mən Türkbundan ayılaqanma vaxtı o ülkücü idi o. Milliçi idi o, Türkmançı idi o. Mücerrat Türkmen'dir. Türkmen'ce selâşeri. Ama ülkücülüğü, kadıyanı, da'vanı anlamayıp da öyle. ülkücülük, yani evvelen gerek bizim Türkmen milleti hepsi bugün naks, Arap Arapçılık yedir, yoksa Kür, nedir yoksa yetmiyor. Kürt Kürtçülüğü nedir yoksa yetmiyor. Benim için haramdı. Ben hiç Türkmençılık etmiyorum. Şimdi bazı insanlara var Türkmençı diyen özne. Yani dedi ne bu? Yani geldi. Kardeş bugün her Türkmen gerek Türkümançılık etsin. Yani sen Türkmençısın, Türkmençısın, bitti gitti, ülkücüsün. Sahane ne görsünüz bu seçimlerde? Dolaşsız, teaziyeleri, toyları, bilmem neleri. Hepsini cazisiz. Özellikle bu seçim dönemi olur. Ne görsünüz? Ben sahane? görürüm yani... Türkmenler, milletimiz daha yengi bir seçim lezzetini aldılar. Yani bu seçimde e, çok insanımız var, hele kartı yoktu. Yani bilmiyor, bilmiyor, bu fokdaya geçsin, kart çıkartsın, ya seçime geçsin. Bu ya muhafız Türkmen oğlu, Arab oğlu, Kürt oğlu ne olursa olsun, e, parlamanımız oğlu Bağdat'ta, vezirimiz olsun Bağdat'ta bunun hiç yanında dövgü. Hiç yanında dövgü, alakası yoktu. Maalesef. Ama bu defa, yani bugün bu seçim için, bu il meclis seçimlik için insanlarda, yani ben görürüm eskisine göre yüzde yetmiş veya üstü bir farkınlık görürüz üzerinde. Yani hatta bugün desem sana en pişman insanlar, o kartlarını almayan insanlardılar. Çok pişmandılar ve hiç ucudanları rahat dövgü yatandılar. Keşke değil de bizim de kartı çıkartsaydık, kartımız olsaydı hatta gidaydık seçime. Demek ki milletimiz gün be gün her zaman üzerine yıllardı biz baskı var üzerimize. Yok diğer üzerimize indi baskı oldu anlayalım. Ama milletimizi direm ülkücülük istiyor. Milliyetçilik istiri, Türkmançılık istiri, aklına, fikrine, kalbine anladasan, girdesen. Yani bugün bundan evvel seçime giden insanlarımız dedim sana ülkücülük kalbinde atar, o damarda da atar içinde. Hiç ona kimse bana olmaz. Ama gitmeyenler ancağımız var katılmırı. Acaba bunlar Türkmen de öyle katılmırlar. Demek ki yan taksir de ya da milleti biz özümüz koymuşuk uzaq olsun. Bəs bu seçim, görəsiniz de inşallah çok farklı seçimdir. Bugün nanca kartımız var ise, Türkman Irak'ta yaşırsa, kartı alıpsa, kart cebindeyse... ise, yakinem var, inanıram da, mutafaalem da, hapsi giderler seçimi. Peki milletin o kırgınlığını, çizkünlüğünü haqlı bulmuşsunuz? İşte dediğimiz gibi milliyetçi olsa küsmez, ülkücü olsa küsmez. Böyle bir hakkı yoktur. Ya e, ülkücü insan küsməz. Amma o ülkücü dədirsə küsübsə ona mən bir şey deyə bilməm. O öz fikrinə bağlıdır. Biz mülk, ülkücü insanlardan bəhs edirik, millətçi insanlardan bəhs. Millətçi Türkmandan heç bir zaman küsməz. Ülkücü insan heç bir zaman millətindən küsməz. Ata san özün, qava san özün, vora san özünü küsməz. Bir də gəlir, deyər mən. Amma bu gün hapsının oyuna ehtiyacımız var. Yəni mən Türkmənam, kimliyim var dediyim anda Gelirler. Hepsinin bugün göreceksiniz gelirler. Yani e, bu hutanı nece buldunuz? Yani daha doğrusu bu seçim kampanyasını 30 aday işte 9 parti birleşti. Bunu siz nece değerlendirdiniz? Listemiz takip liste bir oldu. Bir Türkmen listemiz oldu. Partiler içinde aydın insanlar, köylerden var. Ce mezheplerimiz hapsi içindeydi. Yani hiç ayrım yapmadan taklistamız oldu. Çünkü bundan sebeplər nə idi? Mahana var idi. Dərkəs vallahi Türkmen birldığı, ögü, barabarlar değillər. Birlik, barabarlıq yoxdu. Amma Allah'a çox şükür bu gün birlik, barabarlıq içindəyik. Birliyimiz var. O da 109lısı. İçində çox dəyərlik, qiymətli insanlar var. Nə istəsən var içində. Sizi bulmuşken arada konştoğumuz bazı şeyleri hatırlatmak istedim. Eee, bazı isimleri böyle aklınızda getirdığınızda böyle hani biraz yüzünüz değişti, gözünüz doldu. Eee, Kimler mesela anmak istersiniz? Mesela bir rahmetli hattab dediniz. Ee, kimler var böyle aklınızda o dönemde böyle hatıra kalan? Vallahi benim şehit arkadaşlarım hiçbir zaman ...yadımdan çıkmadılar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman o çıkmaz da. Yani ben bir güne bir gün onları unudum, Yadımdan çıksınlar müstahil. Hiçbir zaman unutmam. Çünkü Allah rahmet eylesin Hattab'ın, yani Mehmet Reşid'in, Ali Acamin. Ali Acamin hele bir nelerse var. Allah inşallah cennette en büyük yerlerde Allah rahmet kılsın hocam. Yani bizim için hepimiz nenalık yaptı. Nenalık nenalık. Yani onu onudan akıcılar onu in, onudan siyasatçılarımız, yani milliyetçi arkadaşlarımız vallahi diyelim o yani e, biz o yüzden. Evet. Nenalık etti bizim için. Nenalık. Yani bir gurbette nenalsiz babası insan çok zordu. Yani şabbah kakardık bizim için yemeğimiz hazırlayıp koyup, gün yemeğimiz, akşam yemeğimiz. Evinden bazen bazı şeyleri getirdi evinden bizim için. Aspabımız olsun, yemeğimiz olsun, içeceğimiz olsun. Şimdi maddi durumları da iyi de Bir ona şeyler rağmen. yok. Ona rağmen. Yani sen bir, vallahi bilmiyorum yani biz ona çok borçlu yok. Yani bugün ben, hatta geçen oğlu karşımdan çok samimiyem, giderim yanına, gelirim yanına. Yani resmini aktardım. Dedim bir resim var ise, Hara getsəm rəsmini büyəcəyəm, başım, başımın başımın üzərinə qoyacağam. Mehmed Ərşid Allah əfətin. Eee Farhad Allah rahmetəylesin. Yəni çox çox bilmərəm kimləri ardaşlarım özü. Mən yani isə işte sürəc uzun olunca e, sevgili Hoca, e, şəhidlər var aklımızda. İstedə e, tutuqlananlar var, gurbətə gedənlər var. Hapsı, e, hapsı yani var. E, Bu gün bizim yəni Yani buradan köprülü arkadaşlarıma çok saygım var. Tabi Muzaffer abinin başkanlığında ilk yani kuramasını yapanlar biz Erbil'de hapsi bizim bu e, Yusuf Ağa gilleriydi, Raed gilleriydi, sahip kardeşimiydi, aslan kardeşimiydi, Hasan idi. Yani çok güzel, onlar da çok gayr olduğu için, ilk olduğu için yani hapsi gönüllü olarak geldiler. E, Muzaffer abiden Erbil'de, Muzaffer abinin yanındaylar. Gece gündüz bir barabarıydı o zariyle. İndi işte bir kısmı hapsi yurt dışındaydı, bir kısmı buradaydı. Yani bütün ülkelerden vardı bizim. E, tavuk'tan vardı, kitine çok da geldi arkadaşımız Allah'ın adı desin, Muhabbet Saddam tarafından zahuda Kudret'ten e, alemdar idi Allah rahmet eylesin, onları e, aynı gene hain ellerden şehit ettiler. Zahod'a bizimden idiler. E, çok arkadaşlarımız vardı Allah rahmet eylesin, özlerin şehitlerimiz, yararlarımız, sürgündeki, gurbetteki insanlarımızı hapsinde buradan saygım, ihtiramım var özlerine. Ee, ne mutlu bana o zarif olar bir gün burada gene görürüm karan arkadaşlarımız kucaklaşırız. Gene aynı döndük eski o Erak Milli Türkmen Partisi'nde karlık aynı cephenin ilk kuruşunda, karlık partilerimizde, muassislerimizde, Kerkük'ümüzde en güzel bir şekilde hizmet eden bu milletimize. Çünkü milletimiz dediğimiz kimin? Yani şiarımız bu olsun, milletimiz gayyurdu, cesurdu, mertti, mesturdu. ve her şeyde layıktır biz nebi sözler için hâlâ biz borçluğu yapağın özlerine hâlâ borçluğu özlerine nihson olarak biz merak ettik milli türkmen partisinin durumda var mı bilgimiz o konuda şimdi var, insanlar, o var bazı şef burada yokmuş ama insanlar hapsı ve az ki milli parti arkadaşlarımız hatta yurtdışındaki buradakilerden biz zamanda görüşmaktayız çiçayık özlerinden İnşallah bir, bir bir gelecekte de bir, 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 bir projemiz var. Alaq Milli Türkmen Partisi'nde inşallah. Ve evet, güzel. Eee son mesajımızı seyircilerimize. Mesajımız tersi. milletimizi davet edirik sandıq başına. Çünkü Türkmen'in geleceğidir. Türkmen'in şehit ailelerinin, mahpuslarda çürüyen insanlarımızın, gurbetteki insanlarımızın, o kullardaki yoksul insanlarımızın Türkümanca bazı dairelerde konuşmaya bilmeyen insanlarımız daireler kapısına gidip boynun vuracağına dairelere girebilmeyen insanlarımız hatır için hastahanelerde parasız pulsuz imkaniyatı yoktu ilaç olsun o aileler hatır için üreginde hasret kalan bir gün muhafızım Körkük'te Türkman görsün Türkmanı bugün dairelerde görsün kıyadet ameliyatta Türkman görsün kıyadet şortada Türkman görsün Emni dairelerde Türkmen görsün. Olar hatır için herkesi de davet ediyorum ben sandık başın. Kardeş bu ne cebher içindi, ne parti içindi, ne muessese içindi, valla bizim içindi. 109'a ses verdik o zaman özüme versin sesi. Sen bir Türkmen olarak gelirsen 109'a oyu kullansan sesi versen. Değilsen ben bir Türkmenim. Ben gittim bugün özme ses veririm. Yani bu Allah'a da hoş geldi. İnsanlara da hoş geldi, öllərimizə, şeyhlərimizə, dirərlərimizə də hoş geldi. Yəni mən bu gün çox istəmirəm o günü görüm. O günü Allah mənə göstərməsin. Bu gün Türkman azınlıq çıxsın burada. O günü Allah mənə göstərməsin. Çünki bu gün ayyıbdı bizim üçün. Bir tükərimiz var, o da Türkman şəhəridir. Dirəx Kürk Türkdə Türk qalacaq. Türk, türk bir Türkman şəhəridir. Türkman ələnin qalbi burada atan bir şəhərdir. Ən aydın insanlarımız burada biz şəhid verdik. sürüklendiler, idam oldular. 20 sene sicinlerde insanlarımız kaldı. Bu dil hatır için, bu memleket hatır için, bu toprak hatır için bugün seçimlerde bizim adetimiz az olursa biz ne diyelim? yani ne yüzden çıkak milletler o biz Kölkük Türkmandı. Biz bu şehrin sahibiyiz. Türbeliklere gidin, şahittiler. Kalaya çıkın şahitti. Sokaklarımızın adı şahitti. Eski kocalarımızın, haberlerimizin adı Dursun, da gül, konca gül, bir gül, hapsi şahitti. Üç tepe, kara tepe, koyunlu, kara koyunlu bunlar hapsi şahitti. E biz bugün azınlık olalım bugün burada. Onun için utanırım yani. O günü Allah bize göstermesin. Ve bütün milletimiz için rica ediyoruz burada. Yalvarırız burada özlerine. Vallahi yalvarmak da ben, ben içimden gelir yalvarırım. Yoksa gerek her tükmanın özünde düşünsün, özünde şuur etsin. Özü özünden kimse demeden başka milletler bakın nece gelir kardeşler. Başka milletler can atır o gün hakkına sandık başlı nece olmuş geçsin. Alan var iki kartı var, üç kartı var gelir. Dünyanın her yerinden, Avrupa'nın her yerinden, Irak'ın naksı ülkesindeyse ise borcu yedir, harcı gelir buraya besdir sandık başına yedim körküte özümü ispat edelim. Acaba biz körküğün sahibiysek, biz niçin ispat etmeyelim özümüz, Ha zaman ispat ederiz özünü. 2005'ten seçim olmuyor arkadaş. Ola bir daha olmaz. Ola 10 sene sonra olur bir de Eğer biz biz özümüzü ispat etmezsek, sandık başına gitmezsek, iyi bir adet getirmezsek 4 tane veya 5 tane muhafazada yarın tayinatımızı kimden istiyakın, yarın yerlerimizi kim döndürecekti, şehit ailelerimizin hakkını kim verecekti, yetimlerimize, dullarımıza, fakir insanlarımıza, muhtaç insanlarımıza, okula gidebilmeyen insanlarımıza kim yardımcı olacaktı? Ne şey edim ben başkasına yalvarırım durup kapsında boynumu burum. Deyim ben gelmişəm mənimçin bu işi təyin edə, mənim qızım var, oğlum. Nancə yani, e, bu gün xırlijimiz var evlərdə qalıbdı qızımız, oğlumuz. Fəricədir qardaşlar, yəni bu hər türkvanın üzərinə düşən bir vacibdir qardaş, bir vacibdir. Hər kəs gəlir getsin sandıq başına. Yəni getməməyin səbəbi nədir qardaş? Ağə getməməyin səbəbi varsa bu Türkmanın dışında olur bu sebep. Yani bir Türkman diye sebep aktarmaz gitmemek için. İnanmıyorum bir de nazliyesin küsmüş veya tayin etmediler beni. Bu benim aklıma hiç girmez bu sebebe gitmir. Ama Allah şahitti bir Türkman sandık başına gitmirse 109'a ses vermiş ve başka sebebi var. var. Başka sebep var, başka sebep diyor ki bu valla tayin etmediler beni, valla gittim, üz vermedi bana, kavdu beni, kızım, oğlum tayin olmayıp diyor. Bunlar sebep diyor ki seni mana etmez seçimden. Bu 109 özvə səs versəm, adaylardan ayrı get özvə səs verər. Nisə aday, doktor, mühəndis, zabit, askeri, mücahid, münazil. Hapsin var. Daxil və gənşin hapsını var. Get səs ver özdə gəl. Və inşallah bəxtlilik biz millətimizdə bunu. İnşallah. Və mutefailiqdə millətimiz bu dəfə bu seçimdə gerçəkən Çox elə düşündü, çox ayı bildi. Yəni Türkmanın varlığını, Türkmanın vücudunu, Türkmanın isbat etməsi üçün Hafsida inşallah küçük kartı varsa gedəcək. Ağız uca sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Mənim həmsəhəmdəzs. Çox sağ olun. Mənim ben həmsəhəmdəzs sağ ol. Ağzıza. Sevgili dəbə takipçiləri, hər proqramın sonunda dediyimiz kimi bir oy bir avuz topraktır. Bir avuz toprak vatandır. O yuzdən oylarınızı əsirgəməyin. Sevgilə qalın.